Hoş geldiniz. Yeni bir sezonda sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık olarak 3'e yakın bir zamandır Avrupa stüdyosu yoktu. Yaz dönemindeydik. Avrupa Futbol Şampiyonası, devamında olimpiyatlar ve artık bu hafta itibariyle yeni sezon heyecanı başladı. Bütün Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde de resmi olarak heyecan hafta içinde TRT ve tabi ekranlarında başlayacak. Biz de sezon boyunca... Her pazar olduğu gibi saatler 11'i gösterdiğinde yine sevgiler sevgili Erbatur Ergenekon'la karşınızda olacağız. Erbatur günaydın. Günaydın Veli nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim seni gördüm çok daha iyi oldum. Müziği de arkadan duyunca iyice yükseldim diyebilirim. <laughs> ben de öyle ben de öyle. Tabi bu seneden itibaren yayıncı olmanın ayrı bir heyecanını da tekrar yaşayacağız. E, TRT ve Tabi platformunda bu hafta salı günden itibaren o heyecan başlıyor. TRT bir TRT Spor ve Tabi platformunda aynı zamanda salı gününe itibaren resmi olarak Şampiyonlar Ligi'nin heyecanına başlıyoruz. Değerli izleyiciler, Süper Kupa ile başlamıştı yayıncılık ve devamında da artık Şampiyonlar Ligi zamanı geldi. Bir de Erbatur tabii ki bu sezondan az sonra ekrana da vereceğiz yeni heyecan yaratacak beklentiler de var. Evet. Sen bir grafik rica ettin az sonra ekrana getireceğiz onu hazırladık onu da ama... Tabii Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı da heyecan veren bir diğer etkenlerden Oy. bir tanesi durumunda gibi duruyor açıkçası. Yeni formatı birçok kişi merak ediyor. Yani Batu ben de birkaç not aldım. Hızlı bir şekilde bir dakika Lütfen. içerisinde mümkünse yeni formata dair belki bilmeyen birçok kişi olabilir. Neler değişiyor Şampiyonlar Ligi'nde? O aldığı notları hızlıca paylaşayım izleyicilerimizle. Bir kere takım sayısı 32'den 36'ya çıkıyor ve artık... Grup aşaması diye bir durum söz konusu değil. Gruplar bitti. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar artık yok. Tek bir sıralama toplamda 36 takımın olduğu bir puan sıralaması olacak. Peki maçlar nasıl olacak? Maç sayısı da artıyor. Daha önce grup aşamasındayken 6 maç vardı artık maç sayısı 8'e çıktı. Ama bir fark daha şu o 8 maç 8 farklı takımla oynanacak. Daha önce... 6 maçı 3 takımla oynuyordunuz. Şimdi 8 maç, 8 farklı takım, 4 içeride, 4 deplasmanda. Peki bu nasıl belirlenecek? 4 torba olacak kura çekiminde ve her takım bu torbalardan ikişer takımla oynayacak. Yani bir takım birinci torbadan bir ev sahibi maçı, bir deplasman maçı, ikinci torbadan bir ev sahibi bir deplasman maçı olarak bu şekilde 4 torbadan toplam 8 maçını belirleyecek aynı zamanda. Üst gruba üst tura nasıl çıkılıyor? İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan çıkacaklar. 9 ile 24. Sırasında, sırasındaki takımlar iki ayrı torbaya bölünecekler. 9, 17 ve 17, 24 olarak. Oradakiler de bir playoff turu oynayacaklar. O playoff turundan galip gelen takımlar da Yine son 16 turuna adını yazdıran diğer 8 takım olacak, onu da paylaşalım. Grup maçları 17 Eylül'de başlıyor ve bu sefer bir farklılık daha var. 29 Ocağa kadar grup maçları devam ediyor. Daha önce biliyorsun Aralık ayında grup maçları sona eriyordu. Artık 29 Ocağa kadar devam eden grup müsabakaları var ve hatta devamında hemen 11-12 ve 18-19 Şubat'ta playoff turu müsabakaları da oynanıyor haliyle Şampiyonlar Ligi heyecanı bütün sezon hiç bitmeyecek neredeyse. Yani hiç uzak kalmayacağız. Kura çekimi 29 Ağustos'ta Monaco'da olacak değerli izleyiciler. Ve maç sayısı da totalde 125'ten 189'a çıkıyor. Sadece Şampiyonlar Ligi formatı için söylüyorum maç sayısını. Aynı ülkeden takımlar eşleşmeyecekler bu kura çekiminde. Ve bir takıma da aynı ülkeden İkiden fazla takım çıkmayacak. Yani diyelim ki Galatasaray rakiplerini seçiyor. Almanya'dan 3 takımla oynamayacak. İtalya'dan 3 takımla oynamayacak. En fazla bir ülkeden 2 takımla karşı karşıya gelecek. E tabi şimdi böyle bir durum olunca da bu kadar kombinasyon gerekiyor. Evet. E o kadar torba hazırlanabilecek mi? Hayır hazırlanamayacak. Kura çekimi sadece birinci torbalar usulen çekildikten sonra devamında bir yazılım firması... ...otomatik olarak e, o kuralları atayacak. Eyyam. Değil. <laughs> ya, değil. <laughs> ya, değil. <şükür. gülüyor> Son, sonrası. Yani tabii şöyle... E, ...biraz karışık duruyor. E, onu söylemek lazım alışkanlığa göre. Ama e, keyfinin de yüksek olacağını... ...düşünüyorum. Maç sayısının artışıyla beraber. Tabii biraz daha... Ee, kulüpler için nakit girdisinin fazla olmasının Kesin. beklendiği bir format yapıldı. Zamanında işte Avrupa Süper Ligi uğraşı safsatasının saçmalığından sonra belki o safsatanın içinde birkaç tane özellikle büyük takımın kendine aldığı bölüm vardı. Tabii. Zaten UEFA'da bundan sonra çalışmaya başladı. Özellikle nakit girişi babında Tabii. ve bu formata dönüş süreci bununla beraber Başladı. Heyecan kat çok yüksek olacağını düşünüyorum ben. Ee, belki ilk sezon olması itibariyle bazen böyle şaşkınlıklar yaşanabilir. Ama oturdukça heyecan çok yüksek olacak. Biz de TRT ekranlarında tabii de yayıncı olarak da futbol aşığı olarak da bir arada olunca bunu tüm o yaşanmış heyecanla beraber yaşatacağız diye düşünüyorum. Beni en çok heyecanlandıran bir diğer konu da temsilcilerimizin 8 farklı takımla grup aşamasında oynayacak olması bu güzel bir şey. Yani hani aynı takımla iki defa oynamak mı? 8 farklı takım mı? 8 farklı takım tercih ederim. Haliyle daha büyük takımları ülkenize getirme imkanı sunuyor bu e, sistem size. Ya da sizin daha büyük takımlarla replasmanda maç yapma olanağınız oluyor. Hali daha fazla bir reklam oluyor. Onu da altını çizmek gerekiyor. Ben ya yani şu an için tabii görmek lazım. Sezon içinde de yaşayıp göreceğiz ama şu an için bana bu format açıkçası heyecan veriyor onu söyleyeyim. Yani biraz okuma yaptığınızda bu arada UEFA'nın bunun için çok uğraştığını çok. görebiliyorsunuz. Bu sistemin üzerine bir ekip kuruldu ve belli bir süre uğraşıldı. Eğer planladıkları gibi sahaya da yansıtabilirlerse düşünülenden çok daha iyi hale gelebilir. Şimdi birçok kişi soruyor aynı zamanda neden sadece Galatasaray'ın playoff maçını yayınlıyorsunuz da hı hı. Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ni yayınlamıyorsunuz gibi. Resmi olarak UEFA'nın paketinde e, yayıncı satın aldığı zaman Şampiyonlar Ligi playoffları var. Playoff turu olarak söylüyorum. Şampiyonlar Ligi playoff turları zaten paketin içerisinde otomatik olarak yer alıyor. Ama Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin playoff turunu e, ayrı olarak kulüpler kendi evet. pazarlamasını yapıyor orada. Onlar pakete dahil değil ama grup aşamasından itibaren onlar da dahil. Bu arada Avrupa Ligi formatı da aynı şekilde bahsettiğimiz şekilde olacak. Konferans Ligi'nde 6 maç oynanacak. O da benzer bir şekilde ama orada kura çekiminde 4 torba değil 6 torba var. Her torbadan birer takımla eşleşecek maç olarak ama 6 farklı takımla maç yapacağını da söyleyelim yine Konferans Ligi'nde yer alacak olan takımlar. Hayırlısı olsun. Uzun Hayırlısı olsun. Tabii çok şey var. Yazdan bu yana birikti. Ya. E, transferler var bir kere en başta. Biraz daha sakin bir transfer dönemi geçiyor gibi geçtiğimiz sezonlara göre. Onu da konuşacağız elbette. Bunun yanı sıra Premier Lig dün başladı. Seri A başladı. La Liga başladı. Maç özetleri ekranda olacak birazdan. Onları sizlerle paylaşacağız. Bir de biz klasiktir. E, her sezon başında yaparız. E, bu sezonun tahminleri, olası enlerini de seçeriz. Erbatur Aygenekon ve sizlerle birlikte... Yine bu arada çok zordur. Yani Ağustos evet, ayında abi. bütün sezonun ellerini seçmek de çok zordur. Ekranda, Twitter'da Avrupa Stüdyosu etiketini sizler de yazabilirsiniz. Yılın enleri size göre ne olur? Yani yılın en iyi, yılın derken sezonun diyeyim daha doğrusu. Sezon. Sezonun en iyi takımı, sezonun hayal kırıklığı yaratma ihtimali olan takımı, sezonun en iyi futbolcusu, sezonun hayal kırıklığı yaratma ihtimali olan futbolcusu, sezonun en iyi transferi, hayal kırıklığı transferi, Sezonun teknik direktörü ve sezonun sürprizi kategorilerini yaptık ve bunlarla ilgili de tahminlerimizi paylaşacağız Erbatur. Tabii e, belki bunların hepsini konuşmaya başlamadan önce transferlerden bahsetmek gerekiyor Tabii ki. ki biraz daha detaylı konuşalım. Veli'nin dediği gibi maçlar başladı. Onları da dile getireceğiz. Transferlerden başlayalım o zaman. Başlayalım. E, en pahalı transferleri bir ekrana getireyim Olur. mi? Olur. En pahalı transferler var bu sezonun yaz döneminin. Geçtiğimiz yıllara göre nispeten daha sakin bir Yaz transfer dönemi geçiyor. Takımlar daha az transfer yapıyor. Ya da düşük maliyetli, düşük bon servisi oyuncular daha çok alıyorlar. Bu sezonun en pahalı transferi Julian Alvarez. 75 milyon euro artı 20 milyon euro bonusla Atletico Madrid'e gitti. Julian Alvarez değerli izleyiciler Manchester City'den. Solanke 66,5 milyon avroyla ile Tottenham'a transfer oldu. Leni Yoro Genç bir savunma oyuncusu. Şu anda sakatlığı var. Sezonun ilk haftası oynayamadı 62 milyon avroya. O da nereye transfer oldu? Manchester United'a transfer oldu. Pedro Neto, Chelsea kaldığı yerden devam ediyor. Hatta garip antrenman görüntüleri de ortaya evet çıkmaya ya. başladı. Yani nasıl çalıştılar bu yaz döneminde, nasıl etki edecek bu yaz dönemindeki çalışma temposu sezon içerisinde hep birlikte göreceğiz. 60 milyon avroya Neto'yu transfer etti Chelsea. Joao Neves Paris Saint Germain 59.9 milyon avro. Amadou Onana ona ana konu favorilerinden değil mi? Bayılırım. 59.3 milyon avro. Dani Olmo 55 milyon avro. Barcelona, Olise, Bayern Münih 53 milyon avro. Douglas Luiz, Juventus 51.5 milyon avro. Ve Palhinha 51 milyon avro ile Bayern Münih yine. Bayern Münih bu listede iki kez yer alıyor. Biri Olise, birisi de Palhinia transferleriyle. Totalde 104 milyon avroyu bulan bonservis ücretleriyle birlikte. Mesela evet. e, burada detaylı konuşacağımız oyuncular olacak ama Alperen Tomekin'den rica edelim biraz dursun ortamızda. E, yönetmenimizden teşekkürler. Şöyle bakıyorum ben bu transfer döneminde evet çok fazla sayı olarak belki beklediğimiz kadar olmadı. Yine oldu da yani biraz daha belki sükseli transfer bekleniyordu. Ki hala orada olma ihtimali olan özellikle Osiman üzerinden beklenen evet. bir süreç var. Ama Alvarez transferini bir kısa konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesin. Atletico Madrid bu sezonun en belki de dikkat çeken takımı transfer anlamında ki Gallagher için de hala uğraşıyorlar. O transfer olacak gibi. Ben de olacağını tahmin ediyorum. Yani bu bugün tekrar çünkü görüşmelere başladılar, tıkanmıştı. Takas konusu olmayınca Hatta gitti. Tabii. Sağ kontrolden geçti. geçti. poz Pozda verdi. Tabii tabii. Sonra geri Üstüne dönmek zorunda kaldı. Çok beğendim gömleği. <laughs> Alvarez konusunda şunu söyleyeceğim. Biraz İngiliz medyasını izlediğimde iki gündür şaşıranları da gördüm. Hani City bırakılır mı diye. Bizde de var. Genel dünya medyasında da var. Niye şaşırıyorsunuz ki? Yani bir, Alvarez kazanabilecek her şeyi kazandı daha bu genç yaşında. Yani kazan, kazanacağı bir şey kalmadı. Bir kere bunu kenara koyalım. Her oynadığında, her pozisyonda ekstrem katkı veren bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Ve her şeye rağmen, tüm bunlara rağmen Haaland'ın olduğu yerde gölgede ikinci planda kalmaya mahkum. Özellikle bir pep sisteminde de yan parça olmaya mahkum. E şimdi her şeyi kazanmışsınız. Kendinizi kanıtlamışsınız. Dünya Kupası dahil bütün başarıları ulaşmışsınız. E City'de de her şeyi kazanmışsınız. Böyle bir meydan okumayı yapmak, böyle mücadeleci, böyle kazanan oyunculara yakışır. Şaşıracak hiçbir şey yok. Saygı duyulması gereken bir transfer. Atletico Madrid'i de bu açıdan tebrik etmek lazım. Yaptığı tüm transferler Diego Simeone'nin tam böyle sistemine cuk oturan transferler. O yüzden Alvarez'i e ayrı konuşmak istedim. Sezonun bana göre transferde en başarılı olduğunu düşündüğüm takımı Atletico Madrid. Çok net olarak Aynen. söylüyorum. Lenorman, Sörlot, Julian Alvarez. Beni en çok heyecanlandıran takım transfer anlamında Atletico Madrid. Ee, daha önce oynattığı gibi 4-4-2'ye dönme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum Diego Simeone'nin. Dönmese dahi, üçlü savunmayla devam etse bile... Ee, yine de Julian Alvarez ve Söylot ikilisini çok efektif olarak kullanacağını tahmin ediyorum ve inanılmaz uyumlu olacaklarını düşünüyorum Söylot'ta Julian Alvarez'in. Tam yani çift forvet, çift center for dediğimiz e, tabire uyan ikili forvet olduğu görüşündeyim. E, ben Julian Alvarez ile Söylot'un ve iddialı bir söylem olabilir ama öyle olduğunu düşünüyorum. Atletico Madrid'in 21. yüzyıldaki golcülerini Alperen Tomakin'den rica edeyim. Arkamıza bir alalım. Dünyanın bana göre tüm zamanlardaki golcülere en büyük değer katan kulübü olduğunu düşünüyorum ve dün araştırdım biraz da aslında bu kültür Atletico Madrid'de geçmişten beri var olan bir durummuş Erbatur. Yani 21. yüzyıldakileri biz burada ekrana getirdik ama hı hı. 21. yüzyıldan öncesinde hatta 1900'lerin ortalarına kadar dayanan bir durummuş. Atletico Madrid. Golcüsünü hep elit seçermiş. Hep kaliteli ve elit golcü seçermiş. Evet. Ya da elit olma potansiyeli yüksek olan golcü seçermiş. Burada hemen ekrandakileri söyleyeyim. Fernando Torres başlayan 21. yüzyılda bir olgu var. Devamında Sergio Agüero, Diego Forlan, Diego Costa, Radamel Falcao, David Villa, Mandzukic bir sezon sadece. Morata, Luis Suarez, Antoine Griezmann'ı da dahil ediyorum buraya. Evet. Julian Alvarez ve Sörlot. Tam 12 golcü var burada şu anda ve bence golcü seçiminde en doğru seçimler hep Atletico Madrid yapıyor. Şimdi şurada Morata'dan bir baloncuk çıktı. Abi ben ne alaka yazıyorum? Yapma. <laughs> yapma. İşin esprisi, eşine esprisi. <laughs> hakkını yedirmem Morata kardeşimizin de. O kendi kendine yiyor kendi hakkını yeterince. <laughs> Bak şimdi ne Milan'a transfer yaptı. Vallahi evet. tarihin ...en iyi transfer yapan oyuncularından biri olabilir diye düşünüyorum. Ama duyuyoruz. bu durum şey değil ya yani... ...bahsedildiği kadar bence overrated bir oyuncu değil açıkçası. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Öyleydi bence. Ben Hı. bunu hep söyledim yıllardır ama... ...son dönemde... ...bence bazı vidaları sıktığı gerçeği var. Ya yani bu Atletico Madrid'le de ilgili biraz İspanya'nın kendisiyle de Hı. ilgili. Ama senin anlattığın şu tablo zaten... Hayatta da sporda da futbolda da kültürel köprüyü kurmanın ve onun üzerinden tamamen elinizdeki araçları geçirmenin ne kadar değerli olduğunu, yolculuğu böyle nasıl sağlam yapabildiğinizi anlatan bir şey. Bak böyle benzetmeleri buraya koymak gerekir. Şu an mesela Trabzonspor'un en büyük eksikliğine santrafor değil mi? Yani bunu hep beraber görüyoruz. Kısa dönemde olsa dahi o kültürel 9 numara denilen ya da pivot santrafor diyebilirsiniz. 9 numaranın eksikliğini, bütün sistemi bütün hatta kulübün ne kadar sarstığını görebiliyorsunuz. Haliyle o kültürel alışkanlıklarınızdan yansımalarınızdan uzak kalmamak gerekiyor. Atletico Madrid tam olarak bunu yapıyor. Bizim de oyunumuzda bu eksiklerden uzak durmamız gerekiyor. Şimdi mesajlar da geliyor Avrupa Süsü etiketine. Ha, hiç bakmadık, ee, bir izleyicimiz demiş ki bu transfer ücretlerini görünce bu yetenekler bu paralar etmez. Hadi diyelim ediyor. Hadi diyelim ediyor. Hı hı. Ee, Fenomen Ronaldo'yu kastederek 9 yazmış sonuna ne kadar eder? Ama işte eyvallah kabul. Fakat günümüz futbolunda artık birçok şey değişti o döneme göre. Evet. O bir gerçek. Daha çok atlet takımlar oluşturuluyor ve atletizme çok önem veren teknik direktörler var. Ee, bu kavram çok yerleşti son dönemde dilimiz ama alan parselizasyonu denilen kavram var ya gerçekten yeni nesil teknik direktörlerin en fazla önem verdiği 2-3 konudan bir tanesi. Haliyle o alanı en dominant şekilde kim kullanabilir? Hangi oyuncu kullanabilir? Hangi oyuncunun atletik özellikleri daha fazla diye ağırlıklı olarak yeni nesil teknik direktörler buna kafa yoruyorlar ve futbolda biraz değiştiği için artık atletizmle öne çıkan oyuncular da daha fazla Para ediyor bence yani. Biraz e, bu oyunu bozan olgulardan biri doğru, belki. Doğru, haklısın. Katılıyorum. Belki bunun optimizasyonunu çok doğru yapmak Hı -hı. gerekiyor. O optimum noktayı bulmak. Zaten bence bunu bulan teknik adamlar çok daha elit noktada yer Kim alıyorlar. Kim burada? Kim aklına geliyor? E, Guardiola ile Klopp geliyor benim aklıma. Benim Ancelotti yani. geliyor aklıma mesela. Ya, şu, biraz daha ona farklı bakıyorum. Çünkü onun teknik kaliteden... Bir tık ötede insan yönetimi uzmanlığı onu belki başka bir yere daha koyuyor. Ve oyuncuları serbest bırakma yetisi. Çünkü Klopp'la Guardiola'nın o kadar serbest bıraktığını söyleyemeyebilirsin. Doğru. Bırakmıyorlar yani. Ama biraz daha bireysele Klopp önem verir Guardiola'ya göre. O ayrıdır. Ama Real Madrid'e giden oyuncuların da atletizm yönü tabii, inanılmaz tabii. gelişiyor. Tabii doğru haklısın. Buna hiçbir şey demiyorum zaten ama öbür tarafta biraz sistematiğin içine hı hı. ekliyorlar ya. Onu demeye getiriyorum. Yine de ben hala ikisini çok iyi yönetenlerin farklı olduğunu düşünürken şunu da eklemek isterim. Birazdan konuşacağız Arda Turan belgeseli de yapıldı detaylı. Diego Simone'nin de neden tarihin en önemli hocalarından biri olduğunu anlatan Birçok sezon geçirdik. Bu sezonda o sezonlardan biri olacak diye düşünüyorum. Arda Turanlı dönem en efsane dönemleri. Öyle. O dönem. O çok yani var. La Liga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, Fidelli aynı anda bunları yapmak o kadroyla hem de o Barcelona ve Real Madrid'e karşı. Aynen öyle. Hem de o Barcelona ve Real Madrid'e karşı hiç kolay değil. Üstelik Camp Nou'da şampiyon oluyorsunuz. Yani son hafta e, Camp Nou'da şampiyon kutlaması yapıyorsunuz olacak yani. Iş değil yani. Çok acayip bir durum. Tamam. Onları da birazdan konuşacağız elbette. Ee, var mı başka değineceğin transfer senin burada? Yo, yani ben orada onu anayı zaten Premier Lig'de konuşacaktım ama. Solanke Premier Lig'de olmasaydı da başka bir yerde olsaydı bu kadar eder miydi? Ya şimdi Solanke'nin geçen seneki istatistiklerine ve oyun sistemine baktığımızda ya eskiden şimdi deplasman golü kuralı kalktı. Eskiden şey vardı ya deplasmanda attığım bir gol iki gol yerine sayıldı diye bir <laughs> herkesin söylediği o güzel klişe vardı. E şimdi Premier Lig'de ceza sahasında topla buluşma oranınız, attığınız gol ve asist sayısı biraz daha diğer liglere göre sizi başka bir yere koyabiliyor. Çünkü şeyi hatırlayalım, ne kadar yetenekli olursanız olun Premier Lig'e gittiğinizde herkes yetenekli, güçlü ve hızlı. Haliyle o savunmaların arasında gol bulabilmek, gol pozisyonu oluşturabilmek, bağlantı oyuncusu olabilmek sizi başka bir yere koyuyor. Solanke'nin bir de bunu Bormut gibi bir takımda yapması Doğru. onu biraz daha olduğundan başka bir yerde gösterdi diye düşünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Birazdan detaylı söyleyecektim ama yeri geldi. Postekoğlu'nun sistemi yani biçilmiş kaftan onun için. Bir tarafta son bir tarafta Kulisevski ya da kim oynayacak cansın vesaire. Arkasında James Madison. Çok acayip bir Solanke izleyebiliriz. Zaten artı transferler o yaptı bu sezon. Evet. İyi de para harcadılar yanlış hatırlamıyorsam 130 140 civarında harcamışlar evet. harcamışlardı Zaten 70, ama. Zaten Sol ee, Verdiler. 150 milyon avro harcamışlar. 70 küsürünü zaten Solanke'ye verdiler yarısını. Doğru, evet. Yani öyle Chelsea'nin en fazla harcayan takım. 170 milyon avroyla. Ama kim aldı? Yok gene akılda kalan mesela yani. Abi zaten... Antrenman yapıyorlar 50 kişi. Ya olacak iş değil. Herkes onu şakayla karışık paylaştı o videoyu. Evet. Ee, Hani biz diyoruz ya 25, 30 kişilik antrenman kadrosu olmaz kardeşim diye 52 kişiye, 52 kişi nasıl hangi sağlıklı ortamda çalışacaksın? Hangi oyuncu kenar alacaksın? Aldığın zaman oyuncu değersiz hale gelecek. E bunu başka takımlar takip etmiyor mu? Senden transfer etmek isteyen takımlar zaten bu oyuncuyu kadroda düşünmüyorlar. Bekleyelim son birkaç haftayı. Tabii. demeyecek mi? Diyecekler ki diyorlar da zaten yani. Bence bu arada bizim kulüplerimiz de Chelsea'yi beklesin saat transferi arayanlar. de vardır bence. Vardır. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Peki mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları da aynı şekilde okuyacağımızı ifade edelim. Yılın en iyi transfer 11'ini de mi burada versek nasıl? Verelim. Yılın en iyi transfer 11'i olur olmaz göreceğiz. Arbotra'ya gerek 11'i. <laughs> ben yapmadım. Bilmiyorum <laughs> ha, hatırlamıyorum Nasıl rast uzaklaştı ya. 4-2-4 <laughs> yapmış. FIFA <laughs> gibi yapıyor Arbotra'ya. <laughs> 4-2-4 yaptım ya. <laughs> Sen kal'ede Chelsea'nin kalecisi. Yeni geldi. Hiç kaleci yokmuş gibi bir de kaleci aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Calafiori dün oynamadı. Evet. Ama burada sol bekti Arsenal'da. Lenorman, Atletico Madrid. Bence Müthiş çok transfer. net bir transfer. Evet. delik Manchester United. Konuşacağız. Peki. Van Bissaka, West Ham United. Mazraoui de olabilirdi ama çok United olsun istemedim. Tamam. Olmo ve Douglas Luiz orta sahada. Oynar evet, ya. E, güzel. Güzel. Alvarez, Olise kanatlarda, Solanke, Mbappe, Santrforlar. Aslında burada bir... Ki... şöyle tabii bu transfer olarak, transfer 11 olarak verdiğinde güzel bir 11 evet, ama tabii. oynayacak bir 11 mi dersen gerçekçi bakarsak oynayaması çok zor bir arada bu Yok, takım. Yok yani. çok zor tabii ama şöyle mesela tekrar ortada görürsek şöyle yapabilirsin mesela Solanke'yi çıkarırsın işte ya da Olise'yi çıkarırsın ortaya Onana'yı koyarsın yeni transfer olarak. Olur. O zaman oynayacak 11 çıkar ortaya. Evet, evet. Ben biraz daha öne çıkan isimleri yazdım. Onana'yı yazmadığım için de üzgünüm şimdi. Ama her şeyi Premier Lig'den yazmayayım diye yazmadım. Peki Manchester United'da konuşalım o zaman yeri gelmişken. Hatta rica edelim arkamızda yeni transferlerinde de volü vardı. 4 yeni transfer daha yaptılar ve ne kadar harcadılar? 165 oldu? milyon avro harcadılar. Mu? 150 diyordum. 165 milyon avro harcadılar. Şu fotoğraf 165 milyon avro gözükmüyor yani öyle söyleyeyim sana. Ama izleyicimizin programın başında yazdığı gibi biraz daha artık e, fiyat baremlerini ya da oyuncu ücretlerini konuşurken geçmişten bağımsız konuşmak gerekiyor. Çünkü girdiler özellikle Premier Lig özelinde Doğru. öyle bir yükseldi ki şimdi yeni Şampiyonlar Ligi formatıyla da yeni yayıncı kuruluşu anlaşmasıyla da öyle bir yükseldi ki bir oyuncuya bizde vardır ya ya kardeşim işte X takım teklif ediyor 5 milyon euro diyorlar. Biz üç büyüklerden biri teklif ediyor. İşte dört büyüklerden biri teklif ediyor 20 milyon diyorlar. Hep şimdi Premier Lig'de de bir oyuncu transfer ederken X bir takımın yaptığından daha fazla para öde ödüyorlar. Ya yani biraz daha orada algılar değişmiş durumda. Ee, ama United'ın mesela maçtan önce geçen gün Fulham maçıyla sezon açıldı, kazandılar. Maçtan önce Ten açıklaması hazır değiliz sezona. en hoşuma gitmeyen bir açıklamaydı. Ya daha da ötesi United'la ilgili e, sahiplerin yeni bir şampiyonluk beklentisi falan yok. Yok. Yani onlar kazanılan parayı seviyorlar. Aynen öyle ve ama bu çok kötü bir şey. Yani Manchester United dünyanın en büyük 3-4 kulübünden biri. Hatta belki 10 sene öncesine kadar 1-2 falan derdik. Hı hı. Şu anda 3-4 diye artık evet. sıralamayı biraz daha aşağı indirdik. Parasal olarak hala öyle. Ekonomik evet. olarak yine öyle. O bu kültür ee, bu şekilde nereye kadar gider? Yeni bir nesil yetişiyor. Görmüyor muyuz senle kaç defa gittik Manchester'a? Tuhaf bir şekilde. Tuhaf derken tuhaf şu tuhaf yani. Böyle kültüre, böyle bir geçmişe sahip, böyle başarılara sahip bir takımın bir kenara gelmesi, mavillilerin daha fazla sayısının artması yeni nesilde biraz garip geldi bana orada mesela. Bu tamamen kazanmak ve kaybetmekle ilgili olan bir şey. Evet, Doğru. şu anda kazanıyorsunuz ama mavilerin sayısı günden güne artmaya devam ederse ve siz başarısız olmaya devam ederseniz o zaman bir gün artık o kazançlar ciddi şekilde tersi dönmeye başlar. Ben öyle düşünüyorum. Bu sadece babadan oğula geçecek bir şey değil. Belki şöyle bakmak gerekir. Ee, hani kendinizi tek yenilmez ve vazgeçilmez sanıl, sandığınız noktada kaybetmeye mahkumsunuzdur. Hı -hı. Ama diğer yandan güneşte balçıkla sıvanmaz. Tamam. Yani United'ın var oluşunu tarihten ne Bazbin'in bebeklerini ne George Best'i ne Denis Law'un ne Bobby Charlton'ı, ne David Beckham'ı, ne Alex Ferguson'u kaldıramazsınız. Doğru. Ya, bu bir gerçek. Ama yeterince güneş vermezseniz, sulamazsanız da solmaya başlar. Ha, kültürünüz bahçenizde duruyordur. Biri gelir Alex Ferguson'un zamanında yaptığı gibi tekrar orayı çapalar tekrar orayı çiçek verir hale getirir. O ayrı. Ama şu anda umut var mı? Ben geçen seneden daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Ama biz birazdan hani olası enleri vereceğiz. İngilizlerin en sevdiği şey ilk hangi teknik adam kovulur? Hemen ona program yapmışlardı dün izledim. Erik Tanak. Erik Tanak bir de duruyor. Ama zaten geçen sene bekliyorlardı ya o yüzden hala şu an bize durması normal geliyor bana yani. Ben geçen seneden biraz daha toparlanmış olacaklarını düşünüyorum ya ben ben United deyince Man başka türlü transfer yapar. Böyle transfer yapmaz. Anlıyorum dedi. Ya, Morata dedin ya mesela. Hı hı. Morata'dan öte bence dünyanın en acayip transferlerini yapan adam Matthijs Delicht. O da çok ilginç ya. Yani ben hiç beğenmiyorum açık konuşayım Delicht'i. Ya bence böyle çok üst düzey bir stoper falan değil. Hollandalıların da öyle gördüğünü düşünmüyorum onu da söyleyeyim. Benim ülkemizde çok yüksek yerlere gelmesini beklediğim, Avrupa'da takım yönetmesini beklediğim teknik direktörümüz Çağdaş Atan. Hı hı. Geçen gün e, Ajax'la ilgili konuşuyordu. Bizdeki röportajdaydı galiba. Tamam. E, Yasin Dallı ile Fatih Doğan'da başka bir yerde dinlemiş olabilirim. Çünkü birkaç yerde birkaç röportajını dinledim ve merak da ettim. İşte o hem Ajax'ın altyapısından bahsediyordu hem o zamanki yetenekli oyuncuların da takımın içinde yer almasında. Şu gerçek de var ama Hollanda futbolu ile ilgili yine kültürel yansıma. Bu dünyada Hollanda altyapısından çıkmak, Lamasya'dan çıkmak sizin futbolcu değerinize artı 10 milyon euro artı iki büyük transfer ekler. Doğru. Bak yani bu bir gerçektir. Çünkü oyuna yaklaşımınız da farklıdır herkesten. Ve bunu gençken göstermiş olmasanız bile ilerleyen dönemde gösterebilirsiniz. Bir dönem göstermiş olsanız, duraksama yaşasanız tekrar en iyi olduğumuzu gösterebilirsiniz. Mauro Icardi gibi. Hı hı. Lamasya altyapısıdır. Şimdi haliyle Hollanda'dan çıktıktan sonra istediğini gösteremeyip duraksama yap şey tekrar kendinizi en iyi haline getirebilirsiniz. Delilikle ilgili öyle biraz olabilir mi diye bakıyorum. Bir yandan en çok konuşulan konu artık Ajax kökenli 7 oyuncunun olması. O da biraz evet Manchester da, United'da. Ya mesela bu zamanda Fatih Hoca da eleştirilmişti Milan'da transfer yaparken. Aynı Ümit Davala konusunda mesela Hı. eleştirilmişti. Bir de kimi almıştı? elinde aldım İran'ı. Şimdi ismini unuttum söyleyeceğim. Bir Türk, Türk değil. Hı, yabancı yabancı. Adını unuttum çocuğun. Neyse o da bekti galiba. Cosmicon Contra. kontra bravo. Teşekkür ederim. Neyse ee, ama bu eleştiriyi de anlayabilirim. Çünkü hani kendisinin daha gözleminin yakın olduğu oyuncuları transfer etmek ister hocalar ama bunu Uluslararası elit takımlarda sayı olarak fazla yaptığınız zaman bu bir eleştiri konusuna da gider. Ya yani bu tarihsel olarak da böyledir. Bu ne biliyor musun bence aynı zamanda. Yani dar bir vizyon olduğunu düşünüyorum ben. Hmm. Yani sadece ayak çöken oyuncuları Manchester United e doldurmakla transfer politikası oluşturulamaz düşüncesi içerisindeyim ben. Haklısın. Orada bir teklifine hmm, bir bağlama ekleme buyur. yapayım kesip. Bu bence başka bir bakış açısıyla yaklaşıyorum ben buna. Bu Son çare, bu son mektup. Ben yapabileceklerimi sadece benim dilimden, oyun anlamında hı hı. anlayan oyuncularla yapabilirim çırpınışı. Benim zaten yetenekli ayaklarım var, genel transferler var. Buranın ben çimentosunu kendi harcımla kararsam istediğimi çıkarabilirim yaklaşımlı bence. Bir şey oldu. Yok bir şey olmadı. Evet. Yani evet. bir not söyledi ama duyamadım tam olarak. Deniz bir kez daha söyler misin? Kimi aldı? Ha Vegors'u almıştı hatırla daha önce. Doğru. Onu da almıştı doğru. Ama Vegors da o ara transfer yapmayacak gibi değildi Deniz. Ya. Doğru ama ya, şimdi Manchester United başka bir şey ya. O, sıkıntı zaten o. Yani e, Eric Ten Hag onun farkında değil diye eleştiriliyor ya yani en çok. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Erik Ten Hag, Bence Manchester United'ın ve Premier Lig'in farkında değil hala ya. Gerçekten değil. Yani ya bir zaman içinde böyle iletişim olarak da iletişim olarak da sıkıntılı, sıkıntılı ya. Sıkıntılı ve etrafına güven veren bir görüntü içinde hiç olmadı bugüne kadar. Açıklamaları da çok kötü oynadığı, kendinden çok alt seviyedeki maçlarda bile maçtan sonra istatistikten bahsederek öne çıkmaya çalıştı hep yani. Yani işte atıyorum şimdi yani 18 şut atmışız falan gibi tuhaf tuhaf demeçleriyle öne çıktı. Yani topladığı puandan bahsetti falan. Alıştığımız ben United bu değil tabii. Yani bayağı market yerini aşağı çeken bir tutum içinde olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Buyurun. Ee, Vardı bir sürü şey mi? Şimdi Premier le ilgili var daha konuşacaktığımız ama. Yılın enlerini? <laughs> Yılın enlerini başlayalım mı istersen? Hadi başlayalım. Mesajları da açayım ben. Dur biraz mesaj okuyalım öyle geçelim. Doğru Hemen söylüyorsun. Tamam açıyorum. Evet açtım mesajları. <laughs> Manchester United forveti elit üstü olmalı mesaj. Bu şekilde Atletico Madrid'in en iyi forveti Radamel Falcao'dur demiş Zafer Bey. Fernando Torres'tir be Zafer Bey. Ya Falcao olabilir. Ben Fernando Torres sever bir isim olarak söylüyorum. O, o şeyde kim var? Radamel Falcao iki yıl çok iyi geçirdi. Tabii. Agüero. Agüero. Iyiydi. Tabii. Ama Agüero tabii sizdeki dönemi başkaydı. Diego Costa. Fernando Torres galiba ya sanki. E tabii David'i de da haksızlık etmemek gerekir. O da iyi bir sezon geçirdi tabii. ama onun daha iyi olduğu sezonlar. tabi Valencia. Sanki ben de Fernando Torres'ten yana tercihimi kullanabilirim Atletico Madrid kısmı ilgili olarak. Çay fotoğrafı gelmiş. Oh, otur. Taner Bey göndermiş. Afiyet olsun. Çaylar, kahveler muhtemelen yine şu anda herkes yudumluyor çayını, kahvesini. Afiyet. Kahvaltı masasında olanlara da afiyet olsun. Çay mı, kahve mi? Benim? Galiba kahve ya. Çay içeyim Çay mı? Ben çay Hiç kahveci olamadım. <laughs> bir şey söyleyeyim niye? Niye ayırıyoruz ki şimdi? Bravo. De? Ama bu şey uluslararası <laughs> genel geçer bir tartışma <laughs> değil doğru söylüyorsun. Hay, hani severiz yok mu? Hayatın boyunca birini içebileceksin. Bedava ha, olacak her gün <laughs> gelecek. Net çay ya. O zaman çay çünkü kahveyi çok fazla içemezsiniz yani. Hani günde iki defa içmek yeterli kahveyi. Çok içenler var kahveyi ama bilmiyorum fazlası bana biraz zarar gibi geliyor kahvenin. Yani zaten ben içince de şey içiyorum yani normal düz siyah kahve. O kaldır. çayı içersin abi çayı ne olacak yani 5 6 bardak arka arkaya içebilirsin. Bir de çayı böyle yemekten sonra da içersin, tatlıdan sonra da içersin. İnce belli bardakta mı seversin, da mı seversin çayı? i̇kisi de olur fark etmez. Öyle bir şey çay içtiğim için. Bir tane seçim hakkı verse. <laughs> ya işte abi bir bak burada detaylandıracağım. Biz erkeklerin hakikaten böyle sohbeti vardır ya bir tane seçim hakkım var hayatın boyunca bir tane meyve <laughs> yiyeceksin mesela karpuz mu <laughs> meyve mi Hı -hı. abi şimdi dur karıştırma e, şimdi şey meyve... <laughs> düşünemedim yani bilmiyorum karpuz yemem canım çok meyve var güzel olan yani de ama hayatım boyunca bir tane yiyeceksin dersen e, biraz daha stratejik davranmak gerekebilir Doğru, yani Doğru. daha seni tok tutacak falan tarzda konulara girersek muz tercihinde bulunabilirim Olabilir, mesela yani o zaman mandalina da bu arada muazzamdır. Yani. <laughs> Nereden geldiysek buraya? <laughs> Çaydan geldik abi. Çaydan geldik ya, evet. Benim annemden alışkanlığım var. O bütün gün çay içer. Bizim evde de böyle sürekli çay kaynar şekilde dururdu. Sürekli içilirdi. O yüzden alışkanlığım var yani. Selam olsun buradan. Helal. Selam gönderelim. Ee, şimdi elleri geçelim. Geçelim. Olası sezonun elleri. Tahminde bulunmak sezon başı itibariyle çok zor ama. Yılın meyvesi falan. <gülüyor> <gülüyor> sezonun takımı tercihimize bakalım. Önce kim geliyor? Ortak Nasıl mı yapıyoruz? Gibi? Nasıl yaptık grafiği? Ekrana verelim. Tamam verebiliriz. Ekrana verelim ondan sonra paylaşayım. Ben Real Madrid olacağını düşünüyorum. Ee, hayal kırıklığı yaratacak takımın Manchester United olacağı tahmininde bulunuyorum. Yine aynı şekilde ee, yani kadro yapılmasının çok doğru gelmiyor <laughs> bana. Ten Tenak güven vermiyor. Bir de Manchester United normal şartlarda hayal kurdurur. Bir hayal kuramıyoruz. Kuranlar varsa da hayali kırılacak gibi geliyor bana. Güzel. Yılın en iyi futbolcusunun Mbappe olacağını düşünüyorum. Aslında iki kişi arasında gel git yaşadım ama Ancelotti bir takımın başındaysa o takımla alınmış olan en büyük yıldızı yani en kral şekilde parlatır. Güzel. Mbappe'nin de ben bu sezon 50 ve üzeri gol katkısı resim müsabakalarda vereceğini tahmin ediyorum. Yapacağını tahmin ediyorum. Başladı zaten. Sen tahmin ediyor musun? 50 üzeri olur mu resim müsabakalarda? Olabilir. Yani dağılım olur mu diye düşünüyorum ben biraz daha. Benim diğer oyuncu zaten gelgit yaşadım. Vinicius bu arada. Ben Aynı işte. takımdan yine. Ama ağırlıklı olarak ben Mbappe'nin üzerinden daha çok gol yükünün katılıyorum. Eee çekileceğini düşünüyorum. Hayal kırıklığı oyuncusu maalesef Rostar yakında. Maalesef çok sevsem de çok sevsem de artık hayal kırıklığı yaratacağı dönem başlıyor gibi geliyor bana Jack Grealish. Yani ayrılır mısın Grealish olsun? Ayrılırım. Hmm. Zamanı geldi normalde aslında. Bence de. Ya belli ki Guardiola'nın geçen sene düşünmemeye başladığının sinyallerini vermişti. İngiltere milli takımında alınmayınca ben Grealish'in mental olarak düştüğünü tahmin ediyorum. Çünkü duygusal bir yönü de olan bir adam. Hmm. Ee, yeniden belki de böyle West Ham United, Aston Villa daha önceki takımı gibi takımlara hatta şu an aslında yani evet. Manchester'ın kırmızı tarafına geçse tam yeri. Şu an acayip büyük bir yıldız olur yani. Baş kahraman olursun yani. Tam yeri. Hücumdaki lider olursun. Ee, o yüzden ayrılık zamanı geldiğini düşünüyorum. City'de kalırsa hayal kırıklığı oyuncusu Grealish olur gibi geliyor. Yılın en iyi transferi Mbappe ve Sörloth olarak düşünüyorum. Fayda maliyet olarak da baktım Sörloth'a. Ee, çok gol atacağını tahmin ediyorum aynı zamanda. <laughs> Bu transferlere bir tek biz fayda maliyet olarak bakıyoruz. <laughs> <yani. Bakısı baktı. gülüyor> Alışkanlığımız var. <laughs> Yılın hayal kırıklığı transferi Dericht. Yani ben beğenmiyorum. Hmm. United'da da hayal kırıklığı atacağını düşünüyorum. Teknik direktör konusunda Arteta ve Arne slot arasında kaldım. İkisinden birinin olacağını düşünüyorum. Peki. Çünkü şampiyonun da İlk tercihim Arsenal'dan yana şampiyonluk için favori olarak iki Liverpool olarak düşünüyorum. City'nin bu sene olmayabileceğini tahmin ediyorum sadece. Hı hı. Yılın sürprizi Brighton. Ama sürprizden kastım ne tabii ki şampiyonluk falan değil. İlk 6 mücadelesi benim için bir sürprizdir. Daha önce ilk 6 olmadı mı? Oldu oh. ama e, geçen sezon 12 13'lerde bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, ve Fabian Hürzeler Premier Lig tarihine geçti. 31 yaşında Tarihin en genç menajeri oldu Premier Lig tarihinde. İnanılmaz bir öyküsü var. Ve dominant bir oyunu tercih ediyor. Dün Everton karşısında da oyun olarak da dominant bir oyunu tercih etti. Aynı şekilde e, bu adam biraz okumak lazım, incelemek lazım diye düşünüyorum. Sam Pauli'den geldi biliyorsun hı, -hı. 29 yaşında da Almanya 2. Bundesliga. Bundesliga 2'deki e, en genç teknik direktör olmuştu. Emre Can'ın Bayern Münih 2'deki takım arkadaşı. Emre Can diyor ki buna. Senden diyor çok iyi teknik direktör olur diyor. O vibe alıyorum diyor. Sonra onun bu aklına yatıyor ve daha sonra futbolu bırakıp erken yaşta teknik direktör olmak için genç takımların teknik heyetlerine giriyor. O teknik heyetlere girdikten sonra da aynı zamanda Sam Pauli'nin yardımcı antrenörlerinden birisi oluyor. O dönemde de Almanya bölgesel 6. lig takımını bir yandan teknik direktör olarak çalıştırıyor. O takım 5'e çıkartıyor. Sen Pauli'nin hocası Schultz görevden ayrılınca geçici olarak yani bir aylık e, Hürzeler'i getiriyorlar. Ve Hürzeler göreve geldikten sonra onda 10 yapıyorlar. Yeni mukavele ardından Bundesliga 1 ve 31 yaşında 93 doğumlu bir adam Premier Lig'de Brighton'la ilk hafta maçında Everton deplasmanı 3-0 kazanıyor. Mahvettiler. Oyun olarak da öne çıkıyor gibi Muhtemelen bu hafta Ferdi de alacaklar gibi gözüküyor. Hı hı. Benim tahminim Brighton ilk altıda olur gibi. Sen çok güzel özetledin. Sadece şöyle bir ekleme yapayım. Neden Brighton Ferdi çok doğru tercih? Normalde sol kanat beki bölgesinin birinci ismi Estupinyan. Estupinyan'ın bir sakatlığı var. İlk altıda olur gibi. Sen çok güzel özetledin. Sadece şöyle bir ekleme yapayım. Neden Brighton Ferdi çok doğru tercih? Normalde Sol kanat beki bölgesinin birinci ismi Estupinyan. Estupinyan'ın bir sakatlığı var. Evet. Barko'nun oynaması bekleniyordu. Sezon önü çalışmalarında da hep Barko oynadı ve fakat hatta duran topların da başına geçiyordu. Ve fakat ligin ilk maçında tüm işte uzmanları da şaşırtarak Barko'yu oynatmadı. 19 yaşında bir sol bekle başladı. Düşünmüyor Barko'yu. Beli'nin söylediği Brighton'un çıkışında perdi transferi gerçekleşirse ki yakın şu anda hem perdiye Premier Lig kariyerinin devamında büyük katkı sağlar hem de geldiği zaman muhtemelen ilk tercih olacak. Her ne kadar Estupinyan dönünce mücadele edecek olsa da perdeyi sağda da yine kullanabilir ya da orada bir başka değişim yapabilir. Çok biçilmiş kaftan hocanın oyunu için. Hani neden Brighton perdi deniyor? bundan Brighton ferdi. Ayrıca şu yorumlara da yaklaştığımızda Brighton'a giderse Brighton çok iyi satış yapan bir Premier Lig takımı. Evet, Havalimanı'nda 20 yaş alt takımımız geldi. Şampiyon Devrik oldular. Şey, Söz oraya bırakalım. Altyapısı her zaman için söylediğimiz gibi çok güçlü ve çok iyi bir altyapıya sahibiz. Ee, dolayısıyla her yıl şampiyonluk yaşamadım. Avrupa'da ve dünyada şampiyonluk yaşamadığımız yıl yok gibi. Gerek e, ablalarında gerek eee bir alt jenerasyonda bugün de gördüğünüz gibi U20 milli takımı Avrupa'dan namalip şampiyon oldu. Hayırlı olsun. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknik ekibe teşekkür ediyorum. Sağda mücadele eden oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Ailelerine teşekkür ediyorum. Kulüplerine ve kulüplerinde voleybola başladıkları günden bugüne kadar emek vermiş tüm emeği geçen antrenörler de dahil olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, gurur duyuyoruz. Altyapısıyla, üst yapısıyla voleybolun her geçen gün neler yaptığını da hep birlikte görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, evet. evet. Tabii ki şimdi e, staftan da bir kısım arkadaşlar, yöneticiler e, Peru'ya geçtiler. Ve Peru'da da dünkü maçı 3-0 aldık. Grupta en güçlü rakibimizin Çin olduğunu düşünüyoruz. Çin'le de bu akşam 22'de e, mücadele edeceğiz. E, oradan da e, derece elde edeceğimize, oradan da beklentimizin olduğuna, yani altyapının, üst yapının tesadüfi olmadığının herhalde bu ispatıdır diye düşünüyorum. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. Ee, aslında e, 18 18. Bu yıl 18'ten resmi maç oynadık ve 18'ini kazandık. Hiç yenilmedik. Sonunda Avrupa Şampiyonu olduk. Önce oyuncularımı tebrik ederim. Sonra stafımı tebrik ederim. Sabaha kadar çalıştılar, uğraştılar. Bu oyuncular emek veren, şimdiye kadar emek veren bütün antrenörlere teşekkür ederim. Ee, sonunda başardık. Avrupa Şampiyonu'yuz. Daha büyük bir gurur yok. Herkese çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca bir parantez açmak isterim. İmkanlar doğrultusunda başka ülkelere baktığımızda kendimizi şanslı hissettiğimiz için başkanın başta olmak üzere bizim voleybol federasyonumuza çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, evet. Evet İtalya'ydı ama Üçüncü günü Hollanda maçı aslında bir işaretti bizim için. 2-0'dan 3-2 geldik orada hissettik aslında. herkese inebileceğimizi ilk orada hissettik. Teşekkürler sağ ol. Merhaba teşekkürler. Ay tabi. ben ilk defa kapsanlık yapıyorum. O yüzden çok heyecanlıydım ve zaten takım arkadaşlarımızla çok iyi anlaştığımız için çok zorlandığım bir kısım olmadı. Ama kapsan olduğum için milli takımda çok gurur duyuyorum kendimi. Evet bekliyorduk tabii ki. Çünkü e, takımda kimse, kimse kimseye e, güvenme, güvenmemezlik yapmıyordu. Çünkü takımda hiç kimse sağ içine girdiğinde kötü bir şey yaptığını ben görmedim. Herkes birbirine yardım ediyordu. O yüzden tam bir takımdık. Bu sonucu bekliyorduk yani. Bireysel bir ödül de aldın. Onunla ilgili ilgilenmek e, istersin. En iyi kadroyu seçildin. E, çok mutluyum tabii ki. Bunun için de hayallerim vardı 12 yaşımdan beri. O yüzden aldığım için çok mutluyum. abi Tabii ki. Evet, tabii ki kuruyorum. Amirli takımda oynamak da çok istiyorum. İnşallah oynayacağım. <laughs> Şöyle benim başladığımdan beri tek aldığım örnek kişi neslen Demir'de yani. Hep de o yani. Çok hiç değişmedi. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Evet bir kez daha tebrik, tebrik ediyoruz. Tebrik edelim. 20 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İtalya'yı 3-2 mağlup ettiler ve İstanbul'a geldiler. Tebrik Hoş ediyoruz. geldiler. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Emeklerine sağlık. Kesinlikle e, voleybolda hakikaten Sayın Akif Üstünden de bahsettiği gibi altyapı, üst yapı, A takım, B takım hiç fark etmiyor. Hep zirvelerdeyiz. Umarız tüm branşlarda da böyle olur. Kültürden bahsettik ya, Beren şey dedi, kaptanımız... Neslihan'ı örnek aldım dedi. Bu işte nasıl o kültürün zaten nesilden nesile geçtiğini geçmeye devam ettiğini bize gösteriyor. Kesinlikle. Ee, şimdi mesajlar geliyor Erbatur. Bu arada hmm. hani bu enlerle ilgili. Senin enleri de verelim. Verelim. Önce sonra diğer mesajları okuyayım ben. Erbatur, Algeney konu sezonun olası enleri. Hadi bakalım. Yılın takımı ben de Real Madrid dedim çünkü onlardan çok özel bir sene bekliyorum. Birazdan hatta sezon beklentilerinde belki açarım orayı. Yılın hayal kırıklığı takımı Chelsea dedim. Yani çok hayal kırıklığı olur mu başarısız olması emin de değilim. Yani çünkü bu kadar kadro yapılanması olmadan kolay değil. Yılın en iyi futbolcusu Mbappe Be Bellingham. Ben Mbappe'nin gelişinin Bellingham'ı da yükselteceğini yine düşünüyorum. Yılın hayal kırıklığı oyuncusu Jadon Sancho dedim. Bak hiç konuşulmuyor. Ya dedi ki Tenerife sezon başında Jadon'dan faydalanacağız A takımda düşünüyoruz. Çat diye yine kesti evet. kadrodan. Ee, bir ta... Aydınlığı konuşuluyor bu arada. Ee, ve nereye konuşuluyor şu an? Paris Saint Germain'de en son. Ve Chelsea'nin de devrede olduğu söyleniyor. Evet. Yani ilginç. Aslında United'da oynayabilecek orada bir boşluk da var. Chelsea'nin Yıl... eksiği var ya o yüzden de. <laughs> Chelsea'de tabii oyuncu yok. <laughs> ee, Mudrik şey demiş. Beni anlamadılar henüz demiş. Bakalım umarım anlarız. <laughs> Yılın en iyi transferi Solanke ve Onana. Solanke'den bahsetmiştim. Ben Onana benim için ideal bir orta sahanın ortası oyuncusu. Fizik olarak, ayak hakimiyeti olarak. Yani Onana'nın düşünülenden çok iyi olduğunu hep dile getiriyordum. Bu transfer benim için şaşırtıcı olmadı. Bence Belçika milli takımında da bunun sinyallerini zira Doğru. vermişti. Solanke'nin de gol kralı olabileceğini düşünüyorum Postekolu sisteminde. Hayal kırıklığı transferine fülkuruk dedim. Ne oldu? hafta adam sana. <laughs> Abi West Ham bunu yapıyor. Yani bu tarz transferleri. Evet, evet. Skamakkayı aldığında da yine benzer bir şeydi. Sisteminizin çok akışkan olması gerekiyor ki fülkuruk tarzı santraforlar gol sayısını arttırabilsin. West Ham daha yeni yükseliyor. İşte hoca değişimi, transferler. Ama West Ham'da bu sene ben Muhammed Kudüs'ün sezona imza atacağını düşünüyorum. Onu da düşeyim. Yılın teknik direktörüne Diego Simeone ve Arteta dedim. Bir izleyicimiz yazmış her sene e, Manchester City şampiyon olmayacak diyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz diye. Kim yazmıştı? Bir izleyicimiz yazmıştı. Kusura bakmasın. Görürsem tekrar söylerim. Doğru, e, inanılmaz rekorlara imza attı ama ben Arteta'nın bu sene şampiyonluk ipini gösterebileceğini düşünüyorum. Yılın sürprizi merak ettim bu arada. Liverpool derken neyi kastediyorsun? Liverpool transfer yapmayan tek takım. Tamam. Premier Lig'de. Beş büyük Lig'de de çok az sayıda takımdan biri. City de yapmadı sayılır. Yani kendinden kendine yaptı. Yani evet. <laughs> ya yani teknik olarak evraklar <laughs> Aynen. sadece dosya değiştirdi. Arteta Ar Ar da yapmadı. Ya yani Calafiori'yi aldı. Arteta Ar 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 yaptı canım. Calafiori'yi aldı yani hiçbir şey değilse. Eee ama Liverpool'un biz burada geçen seneki programlara bizim TRT Spor'un YouTube hesabından bakarlar. İlk Arne Slot açıklandığında herkes çok şaşırmıştı. Hı. Ben biraz detaylı araştırdıktan evet. sonra burada bir açıklama yapmıştım. Klopp sisteminden sonra devam ettirebilecek en ideal teknik adam olarak görünüyor Arne Slot ve oyuncu iletişimi de en üst düzeydeki teknik adamlardan biri olarak gösteriliyor ve öyle de oyuncularına göre haliyle transfer yapmamış olmasına rağmen elindeki takım beklenenden fazla başarı gösterebilecek bir takım. Doğru. Mesela Greven Bey'i çat diye oynattı orada. Ortanın ortasında. Ondan bir şekilde faydalandı. Dün maçta Ipswich'e karşı iki bekini birden değiştirdi ki oyuncuya forma adaleti bu. Çünkü sezon öncesi çalışmalarda hem Simikas hem Bradley çok iyi performans sergilemişlerdi. Kuansa'yı oynatacak gibi görünüyordu. Kuansa dün zayıf kaldı. Çat diye çıkardı, Konate'yi koydu. Kuansa ile özel olarak ilgilendi. Çünkü baktığınızda hava mücadeleri iki mücadelede Kuansa düşüktü. Diaz'ın performansında bir artış var. Ve Muhammed Salah sezona imza atabilir. Ki başlangıcı da öyleydi. Liverpool bu sene düşünülenden daha net bir şampiyonluk yarışı adayı olacak fikrindeyim. Ben de aynı fikirdeyim ama benim için bir sürpriz olmaz onu söyleyeyim. Ya Belki Klopp sonrası dönem için herkes hmm. bu sene bocalayacaklar diyor ya ben ben düşünüyorum. De o yüzden sürpriz diye Liverpool'u ekledim. Bu arada Osman Özgür Karaca yazmış az önce Ten Hag için söylediğiniz vizyon olayı var ya Mourinho da Chelsea'ye geldiğinde Portekizlere getirmişti. Aynı şey değil. değil Avrupa şampiyonu olmuş. Değil Avrupa şampiyonu olmuş. Üst üste iki Avrupa şampiyonu hı hı. yaşamış. Portekizler domine etmiş. Yani e, şampiyon ünvanlı zirvede olan formundaki oyuncuları aldı getirdi. Ayrıca nokta atış yaparak getirdi. Yani sadece Portekizleri getirmedi. En iyi üç taneyi getirdi. Tamam o kadar. Başka bir şey yapmadı. Yani yoksa burada şu an düşüşteki Hollandalıları falan getirmek gibi değil Oradaki durum çok daha farklıydı diye düşünüyorum. Ten Hag'ın orada en büyük hatası yorumlara devam etmeden şunu Hı. ekleyeyim. Bizim hep konuştuğumuz konu. Bir oyuncunun Hollanda liginde yetenekli ve teknik olması onu Premier Lig'de aynı şekilde yetenekli ve teknik hale getirmez tabii. Bunun da en büyük örneği 90 milyonluk evet, Antony'dir. Orada çalım atabilirsiniz. Orada topla olduğunuz yerde evet. dönebilirsiniz. Ama Premier Lig'e geldiğinizde size ne o döndürüşü yaparlar. Ya da yaparla, yapmaya kalkarsanız da böyle bakarlar ne yapıyorsun sen diye. <laughs> ya onun bazı yanlışlardan ders alması lazım. Ben en fazla gene de ders aldığı ve alacağı sezon olduğunu düşünüyorum. Erdal Bey demiş ki yılın teknik direktörü Ancelotti. Takımı Real Madrid yılın sürprizi Dortmund demiş. Dortmund bende de vardı ama geçen sezon şampiyonlar yine finale kalmış bir takım olduğu için ben dahil etmedim. Sürpriz ne olur Dortmund diyeceksek eğer. Bundesliga şampiyonu olursa Bence bu yılın sürprizi olur. Çünkü e, yeni bir takım inşa etme çabası içerisinde Nuri Şahin. Benim de çok fazla umudum var. Ama Dortmund'un acilen bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. E, o rahat ortamı sağladıklarını düşünüyorum Nuri Şahin'e. Ve o da belki de gelecek yılın planlarını yaparak şu anda bir takım oluşturuyor aynı zamanda. Burada istersen şey de verelim. Haydi. Sezondan beklentilerimiz... Evet, güzel bir evet. grafik vardı. Ee, bu sezondan, yeni sezondan heyecanlandıran beklentiler grafiği. Birkaç maddelik bir grafik vardı. O grafiği de paylaşalım izleyicilerimizle. Ekrana getirelim. Biri Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıydı zaten. Onu uzun uzun konuştuk. Sen bahsettik. çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Geldi. Geldi. Temsilcilerimizin Avrupa'da final oynama ihtimali. Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın coşku yükseltmesi. Real Madrid'in Dream Team tadında bir sene yaşaması, Manchester City dışında bir takımın Premier League şampiyonu olması, Atletico Madrid'in tarihi bir yıl yaşaması, Harry Kane'in bir kupa kazanması, beni heyecanlandırmıyor ama Erbatur heyecanlandırıyor galiba. Yani heyecanlandırıyor. Nuri Şahin'in Dortmund'da sezona imza atması. Şimdi buradaki bu heyecanlandıran beklentiler içerisinde tabii ki en çok heyecanlandıran doğal olarak birinci madde. Avrupa'da final oynama ihtimali. Bu maddeyi söylerken bir ek yapayım. Ee, şampiyonlar Ligi formatından bahsederken aslında onu söylemeyi unuttuğum için hmm. onu da ekleyerek aslında bunu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi formatı yeni formatında... Düşe düşe devam yok. Aynen öyle. Yani grup aşamasından sonra, lig aşamasından sonra son 16'ya geçerken o 24'ün dışında kalan takımlar Avrupa'da devam etmiyorlar. Onlar artık yoklar. Avrupa Ligi'ne geçmeyecekleri için Avrupa Ligi'nde sezon başı itibariyle hangi takımlar varsa hep o takımlar olacak. Dolayısıyla bu da bence Avrupa Ligi'nde yer alan takımların hayal kurma ihtimalini daha fazla arttırıyor. Ve çok istiyorum bu hayali biraz daha güçlü kuralım. Ama maalesef daha ikinci haftadan görüyoruz ki o kadar çok gerginlik yaşıyoruz ki kendi lokalimizde, yerelimizde Gerçekten. uluslararasına odaklanmamız gerektiği kadar odaklanamıyoruz. Bu Hay bizim Sivas maçı öyle, Göztepe Fenerbahçe maçı öyle. Bizim maalesef yıllardır en büyük sorunumuz bu ya. Biz kendi içimizdeki çekişmelerden, tartışmalardan, kavgalardan, gerginliklerden kendi kendimize prangalar takıyoruz ve bu da bizim uluslararası yola düşüp yürümemizi bir noktada engelliyor belli bir seviyede. Ama bunu yapabiliriz. Bu seneki formatlarla takımlarımız yapabilir. Böyle bir ihtimal var. Kazanırız kazanmayız ama finali hedefleyip orada olmalıyız. Geçen sene ne kadar üzüldük Olimpiyakos'u elendiğinde Fenerbahçe ki gördük ki yapılabilirmiş. Haliyle bunun hayalini kuralım. Diğer tarafta sen ikiyi çok güzel anlatmıştın. Real Madrid beni bu sene şöyle çok heyecanlandırıyor. Dream Team derken ondan bahsettim. Biz de yayınladığımız için finali. Barcelona olimpiyatlarındaki Dream Team'in bir aklınıza getirin resmini, silüetini. Her yaptıkları, her attıkları adım bir başka olaydı. Bu seneki Dream Team için de söyleyebiliriz onu. Birleşik Devletler'in Paris'teki kadrosu için. Doğru. Futbolda uzun zamandan sonra bir Los Galacticos'tan sonraki Los Galacticos olarak bu hissiyatı veren bir Real Madrid var bence. Karşılaştırmaya başladılar o kadroyla. Sence o mu bu mu? Şimdilik o. Yani bence de o. O, ya, o tabii ki. O da o takımın da, aurası başka bir şey. O başka bir şeydi. Burada bu arada daha olma sürecinde olan süper yıldızlar da var. Hatta ben şey de düşündüm. Yani Mbappe geç mi geldi diye 25 Biraz bence Paris'te gereksiz zaman kaybetti o ayrı da. Bol servis aldılar işte. Paris'in de hatası bu arada. Mbappe daha fazla kazandı. Evet. Paris'in hatası ama Paris bunu kendi lehine çok fazla zamanda kullandı. Kullandı. Yani Messi'yi öyle aldı. yarı öyle aldı. Donnarumma'yı aynı şekilde aldı. E sen alıyorsan senden de alırlar. Ama şu da oldu. Bence bu Mbappe'ye bir noktada zarar verdi. Çünkü hmm. Egoist kelimesinden ziyade dünyanın en iyi oyuncusu olmasına rağmen o kadar şey yüklendi ki omzuna. Şehrin anahtarını vermek, Sarkozy ile yemeğe gitmek, gitmesin diye uluslararası uçuşlarda buluşmalara götürmek gibi gibi gibi. Yani Mbappe biraz olması gerekenden erozyona uğradı ama Real Madrid onu toplayacaktır. Gelir gelmez de bunu gördük. O yüzden Dream Team tadında bir... Real Madrid bekliyorum. Gittiği her yerde başka hava verecek. Eğer içeride ikili sıkışmalar, ikili çatışmalar olmazsa ki Real Madrid'de olmaz o yani bir şekilde onu düzenlerler. Şeyi isterim ya böyle Real Madrid'i her adımını o Dream Team belgeseli gibi takip edip onu böyle sezon sonunda bir belgesel yapmayı, bir gazeteci olarak, televizyoncu olarak çok isterim. Çünkü çok başka bir şey çıkarabilirsiniz ortaya. Sen söylemiştin yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu arada rica ederim arkada Real Madrid voli yapmıştık hücum ile ilgili. Mbappe'nin yer aldığı, Arda'nın da yer aldığı onu da rica ederim. Sen söylemiştin diye hatırlıyorum. Ee, Real Madrid'de hani ne kadar egolu olursanız olun, ne kadar büyük bir yıldız olursanız olun buraya geldiğinizde o egonuz o kadar işe yaramayabiliyor. Yok. Çünkü burası Real Madrid. Burada en büyük Real Madrid logosudur abi. Evet. Dolayısıyla Mbappe'nin de ben bunun farkında olarak geldiğini tahmin ediyorum. Öyle değilse bile en başta Ancelotti ona öğretir ve anlatır. Bu paylaşım tabii, tabii. konusunda çok konuşuyordu ya. yani. Vinicius, Bellingham, Mbappe, ideal şu anda aklındaki üçlü o gibi. Yanındaki diğer oyuncu kim olur değişir olur. Orada bir rekabet olacak yani. Arda, Rodrigo, Endrik, bilmiyorum kim olacak artık ama şu üçü kesin zaten. Buradaki o paylaşım ya şimdi bir taraf atıyorum Mbappe. E 50 gole çıkarken Bellingham 5-10 golde kalma ihtimali yok ya da Vinicius'un 15 golde kalma ihtimali bana göre yok. Dolayısıyla o dağılımı, o paylaşımı iyi yapmak çok önemli. E Mbappé'nin de ben ilk baştan itibaren buna ayak uyduracağının izlenimini edindim açıkçası. Hatta keyifle olarak yaptı bunu. Yani Öyle. pas atması, ara pas atması, kaçması, kanatları açılması, top almaya çalışması, sorumluluk almak istemesi ya bana şimdiden bunun e, vadi gibi geliyor açısı yaptıkları. Yok aynı fikirdeyim. Zaten o yaptığımız sohbette de yine o YouTube'da var TRT Spor'un e, arşiv bölümünde bizim eski programlarda konuştuğumuz. Şu olur mu diye o gün konuşmuştuk. Hani Ayrton Senna, Alan Prost gibi bir çekişme olur mu? Jude Bellingham, Mbappe, Vinicius Junior, Mbappe arasında. Öyle olmayacağını Real Madrid logosu, Real Madrid sizi tarihi size anlatıyor. Çünkü bir burası Ferrari değil, iki McLaren değil, üç buraya geldiğinizde o logo bütün egoları bastırır. Çünkü şundan dedim geç mi geldi diye. Biraz oradaki büyüyen ego Mbappe'ye zarar verdi Paris'te. O yüzden acaba geç ama hala 25-26'da gördüğünde yok. O düzenlemeyi yapabilirler diyorsun. Haliyle ben çok acayip bir takım bekliyorum ki ya kaleden başta Kurtua Lunin Rudiger, Milito ya saydıkça say. Ön tarafa geç kim oynayacak diyorsun orta alanda. Gerçekten çok acayip bir hale bürünmüş durumdalar. Bu çok korkutucu. Ama tam da bu yüzden Atletico Madrid'in tarihi bir sezon geçirme ihtimalini oraya ekledim. Zira bir Simeone'nin de röportajlarında meydan okuma gördüm. Hoşuna gitmiş durumda. Barcelona'nın da iyi bir durumda olmaması, anlamadım inanılmaz bir parayı olmaya yatırması. Ve eğer bu Real Madrid'e karşı düşündüğümüz o savaşan, belgeselde de bahsedilen... Simeone takımı çıkarsa da ilginç bir, acayip bir savaş izleyebiliriz, bir mücadele izleyebiliriz La Liga'da ya. Barcelona maçı hazır mı? Valencia-Barcelona maçı. Hmm. 65-70'e olmayı alır mıydın ya? ya 55 e vermediler mi? 60. Bonuslarla birlikte mi oldu? Evet, o tabii o kadara geldi. Yani sistemin önemli parçası olarak görüyorlar demek ki. Öyle tam. çok Orada yetenekli. Işte niye Barcelona maçını verelim diyorum. Bir de İlkay'ı da konuşalım o arada. Tamam. Sonra. Arda Turan belgeseline de geçelim arkadaşlar. devamında arkasında. La Liga ile devam edelim Hı -hı. bu şekilde. Valencia Barcelona maçının özet görüntülerini ekranlara getirelim sonrasında devam edelim. Hansiflik arada... bir açıklama Hı. yaptı Erbatur. Lütfen. O açıklama beni şaşırttı biraz bu arada. İyi. Nedir? Güzel ses tonuyla maça hayat katan Deniz Tuğrul'un da ağzına sağlık. Deniz Tuğrul'a teşekkür ediyoruz. Tam bir joker. Tamam. Kritik. Hansifli'nin ilk ay gün doğan açıklaması. Hı hı. Dedi ki kalacağını tahmin ediyorum dedi. Hansifli ilk ay gün doğanla geldi. Evet. Yani normalde şöyle demesi gerekmez miydi? Beyler böyle bir konu gündemimizde yok. Yani soruyu da anlamsız buluyorum. İlk ay gün doğan zaten bizim oyuncumuz da devam ediyor gibi demek ki bir şeyler var. Bir şeyler olduğu zaten. İlk ay gün doğan geçen gün İstanbul'a geldiğinde Reklam çekimi. Kendisine evet reklam çekimi olmasına rağmen yöneltilen sorularda Türkiye'ye geleceğine dair evet olabilir ama hani bu sene değil de sanki seneye gibi falan diye böyle söyleyince acaba bu sene ihtimali de var hala? Sen ne düşünüyorsun? Artık olma ihtimali var gibi gelmeye başladı bana. Galatasaray'a. Diye tahmin ediyorum. Hı hı. Şöyle o da. Çünkü Bilmiyorum yap boz yapmaya çalışıyorum bir puzzle. Parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Okan Burun maç sonu açıklamasına baktığımızda Şampiyonlar Ligi'ne kalınması demek aynı zamanda bir limit anlamına geldiğini söylüyor. Hmm. Gabriel Sara kesinlikle bir 8 numara olduğunu düşünmüyorum. Yani net 8 değil en azından öyle söyleyeyim. 10 diyor. Hani Galatasaray'ın aradığı 8 değil evet 10. Ona daha yakın hmm. öyle bir oyuncu. Ve Galatasaraylıların hala beklentisi var o yönde. Fenerbahçe'nin de beklentisi vardı bir, bir 8 transferi konusunda. Fenerbahçe'deki de haberler çıkıyor İlkay Gündoğan'a evet. dair. Ee, Bilmiyorum yani hansifliğin bunu söylemesi biraz acaba dedir dedirmeye başladı açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi yani İlkay Gündoğan hayranı olarak geldiğinde nereye gelirse keyifle izlerim. Kesin. O ayrı. Barcelona kısmında şu var pek konuşmadık. Real Madrid ve Atletico Madrid, Madrid, Madrid konuştuk. Çok uğraştılar Nico Williams transferi için. Nico biraz duygusallık yaptı. 10 numarayı num aldı. 10 numarayı verdiler. Ya bizde çok olan bir şey zamanında Arda Turan'a, Oğuzhan'a falan. Ya biraz o şekil bir duygusallık oldu ve öyle kaldı. Ağır. Eğer Niko'yu alsaydı Yamal, Liko, Olmo, Pedri, İlkay'lı bir Levalı bir kadro. Gavi de var Gavi de var hatta. Beklenenden daha mücadeleci olabilirdik. Bu kadar mı önemli diyeceksin Niko? Evet bence o kadar önemliydi şampiyonluk yarışı için. Şimdi biraz eksik kaldığını düşünüyorum. O yüzden çok yaklaşmadım. Belki İlkay da bu transfer yaklaşımından memnuniyetsiz olabilir. Zaten geçen ben sene... Ben de tahmin ediyorum. Bir şeyler var. Evet, kesin var bir şeyler. O, o memnuniyetsizliğini dile getirmişti birkaç kere. Bakalım. Yaşayıp göreceğiz. Sanki Hans Siflin belki de bilmiyorum ama sesli düşünmeye çalışıyorum. Acaba ana planındaki 11'de İK yok ve İK bunu hissediyor mu ya da biliyor mu? O da olabilir. Çünkü İK Gündoğan bana göre hala formunun zirvesindeyken Öyle. değersizleştirmek istemez kimse hiçbir oyuncu. Hiçbir zaman hiçbir yerde kimse istemez bunu. Yani dolayısıyla İK gibi oyuncunun da e, belki bunu düşünüyor olabilir gibi geliyor. Yani eğer bazen gitmek gerekiyorsa bir yere gitmek lazım. Eğer siz orada değersizleştirileceğinizi hissediyorsanız o sezon, o yıl dünyanın sonu değil ya. Yani gidersiniz yine Doğru. sizin kaliteniz her yerde ortaya çıkar. Size değer verenlere gidersiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz kardeşim. Aynen öyle. O yüzden de eğer İlkay bunu hissediyorsa ve öngörüyorsa ki İlkay çok zeki bir adam. Yani öngörüsü yüksektir. İyi plan yapar, geleceğini iyi planlar. Gitmesi gerekiyorsa, gitmeyi düşünüyorsa gitsin bence. Yalnız bu dediğin kötü yöneticiliktir. Kesinlikle. El, elindeki değeri değersizleştirerek, bununla övünerek ya da bununla yaşıyorsan iyi yönetici değilsindir. Tabii. Ben Hansifliğe de değiştirmek için güvenmem bu arada yani. Ama hansifliğin bunu yapabilecek lüksü olduğunu düşünmüyorum. Ha aralarında kişisel husumet varsa o döndürülmeyecek bir hale geldiyse, birileri bunu e, optimum hale getirip kulübün yararına hareket ettirmeyecekse o zaman da anlarım. İlkay'ın açıklaması böyle olmaz Herbatur ya, yani kalacağını tahmin ediyorum gibi açıklama olur mu, ne demek yani? Bakalım. Oyuncuya gerçekten siz ona değer veriyorsanız İlkay benim için çok değerli dersiniz, İlkay benim için e, ana planındaki değerli parçalardan biri dersin, oyuncuyu yükseltirsin, bir şeyler söylersin yani çünkü Gerçekten çok değerli bir oyuncu ve bana göre geçen sezon Barcelona'nın ilk üç diyeyim hadi. Bir öyle. bile diyebilirim de. Hani ilk üç öyle diyeyim. Öyle. Öyle değil. İlk 3'teki en başarılı isimlerinden biriydi İlkay Gündoğan bana göre. Olmadığındaki Barcelona başkaydı. Olduğundaki Barcelona başkaydı. Bilmiyorum göreceğiz ama Akıl. sanki siyatsın benim kopmaya yakın gibi hissettim ben. Son dönemdeki yaşananlardan sonra ve o havalimanındaki röportajlara baktığımızda da İlkay'ın vücut dili Kararsız bir dili var, yüz ifadesi var. Evet. Hissettin mi onu, gördün mü yani fark sende? ettim, anladım dediğini. Ee, biraz kesin konuşmadı mesela bak yani ve hani ya, bu sene değil. Önümüzdeki yıllar belki falan dersin ama yani böyle ses tonu gel gitti bir ses tonu vardı. Değerlerinizi mutlu edin kardeşim. Aynı fikirdeyim. Esas evet. olan odur. Her zaman. O sizi de artı değer yazar. Aynı Zaten o sizi de yükseltir, var olduğunuz yeri yükseltir çünkü. Arda Turan belgeseli konuşalım. Belgeseli çıktı. Şimdi daha önce Figo belgeselini konuştuk. Biz bütün Beckham belgeselini konuştuk. Fatih konuştuk. Terim belgeselini konuştuk. Ve Arda Turan belgeseli. Tam doğru isim. Evet, doğru. Net doğru isim. Doğru isim Arda Turan da. Belgeselin adı da muhteşem doğru isim. Yüzleşme. Tam. Gerçekten tam bir yüzleşme olmuş. Bir insan hayattan ders çıkarması gerekir mi? Çıkarması gerekir. Arda Turan'ın kalbini çok iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri tanıyorum Arda Hoca'yı. Ee, samiyetini çok iyi bilirim, iyi tanırım. Gerçekten yüzleşmiş. Hayatıyla yüzleşmiş, yanlışlarıyla yüzleşmiş, hatalarını fark etmiş, yanlışlarını görmüş. Kendisini çok sert şekilde eleştiriyor. Ve bunu öyle yalandan yapmıyor. Gerçekten inandığı için yapıyor bunu. Çünkü bunu milyonlara yapıyor. Herkes izleyecek belgeseli hemen hemen. Birçok kişi izleyecek bir şekilde. Yani görüntüsünü görecek, videosunu görecek. Bir şekilde o belgesel ulaşacak insanlara. Bunları söyleyebilmek çok değerli. İnsanın kendi geçmişinde yaptığı hatalarla yüzleşmesi, bunu milyonların önünde kamuoyunda yapabilmesi bana çok değerli geliyor. Ben belgeseli tek nefeste izledim. Hiç ara vermedim başından kalkamadım. Bir buçuk saat emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim. Yüzde yüz katılıyorum sana. Bir kere emeği geçen herkesin eline sağlık. Bir spor belgeseli hastası olarak bir sporcu biyografisi okuma, izleme aşığı olarak çok beğendim belgeseli. Girişi, gelişmesi, sonucu çok güzel işlenmişti. Sıkmadı. Yok, Tek seferde izlenebiliyor. Bence süresi de idealdi. İdeal bir buçuk saat. Şimdi şöyle, yaklaşımları, geçmişi eleştirebilirsiniz. Ama varoluş üzerine konuşmamız lazım. Böyle olmalı sporcu belgeseli. O yüzleşmeyi görüyorsunuz çünkü. Ha, ders aldığı yerleri yüzde seksen oranında görüyorum. Hı hı. Bence olgunluk süreci hala devam ediyor. Daha da artacak o. Yani son bölümde pişmanım ama yine yaparım dediği bir yer var ya mesela bazı noktalar için. Bence birkaç sene içinde... Pişman değilim diyor bu arada. Yok pişmanım diyor. Pişmanım yine yaparım diyor. İfade tam öyle. Pişman değil, pişman mısın değilim dedi. Hayır Devamında. hayır. Ama hatalıyım yanlış yaptım. Şöyle bunu. pişman. Bak hatalıyım Pişmanlıklarını söylüyor. Hatalıyım evet, diyor hata alırım, kabul. ama bir nokta için yine yaparım diyor. Bence birkaç sene içinde yine yaparım da demez. Başka türlü yaklaşırım Doğru. der. Doğru. Öyle düşünüyorum. Ama o gelişimi görüyorsunuz. Orada bazı yorumlar vardı. Kardeşim ne olacaktı hani Bayram Paşa'yı orada yaşamayacak Güzel. mıydık diye. Aklıma sen geldi biliyorsun. Oraya. Hayır yaşamayacaktınız işte evet. zaten. Soru, soru, en büyük sorunlardan biri o. Ama orada kim yapıyor en güzelleştiriyi? Kim? eşi yapıyor. Aslan Doğan Turan Aa, yapıyor. Evet. Tabii tabii. Farkında. Çok güzel bir yönetim sergiliyor orada. Ama tabii ki tam olarak hala yapamamış galiba anladığım kadarıyla. Tam anlamıyla değiştiremediğini de söylüyor. Ama işte ben sana söylediğim o süreç. Ya bu arada o özel birlikteliklerin ne kadar önemli olduğunu bunu Victoria David ilişkisinde de görmüştük. Aslan Hanım'la Arda Turan arasındaki o iletişimde de görüyoruz. Ee, o kurduğunuz ailenin sizin çevrenizin ne kadar sizin varoluşunuzu değiştirdiğini çok net gördüğümüz bir belgesel olmuş. Keşke Bilal abi de konuşsaymış Bilal Meşe de. Ama öğrendiğim kadarıyla kendisi istememiş onu düşeyim. Tekrar başka şekillerde gündem olmasın diye herhalde. Ama her an detayıyla aktarılmış. Hala söylüyorum. Mehmet Demirkoğlu da belgeselde söylüyor. Öyle ya da böyle Barcelona'dan bu Başakşehir için değil. Tekrar buraya bu anlamda gelmezsin. Bülent Korkmaz da söylüyor. Bülent Korkmaz, Tuncay Şanlı da söylüyor. Evet o da söylüyor. Gelmedi, yalvardım yalvar, diyorlar. Yalvardım diyorlar. Bu oradaki hataların bir zirveye ulaşma noktası. Ama yine de şunu gördüm. Birçok hatasından, hemen hemen hepsinden o dersi almış, olgunlaşmış ve yaşadıkları kendisine bir ışık tutmuş. Çünkü insanlara şöyle yapmamak lazım. Zamanında bunu yapmıştın, sen hep aynı kalacaksın. E zaten zamanında yaptıklarında hatasını kabul edip kendini değiştirebiliyorsa bir insan gelişebiliyordur. Bu sadece Arda için geçerli değil, herkes için geçerlidir. Zamanında herkes hata yapmış olabilir. Hatanın boyutları, frekansları da farklı olabilir Veli. Ama siz oradan kendinizi geliştirip farklılaştıracak ne yaptınız? Neler yapıyorsunuz? Esas olan budur. Ha bir de en büyük eleştirim. Çünkü üstü kapalı şekilde pike de yapıyor onu. Ne kadar İspanyolca biliyorsun diyor. Evet. 7 sene kaldın bak. Doğru. Arda Turan'ı burada eleştiririm. Kesinlikle. Abi bunlar birbirine bağlı ama sevgili Arda Turan. Yani işte o Bayram Paşa konusu var ya. Çünkü içeride İçeride sürekli Türkçe konuştuğun zaman o dilin gelişmesi pek mümkün değil. Yine de daha fazla gelişmeliydi de. İşte konu o zaten. Yoksa zaten tabii birbirine ki bağlı bunlar. Birbir Dostlarınla sevdiklerini bir arada ol zaten. Onda bir şey yok ama yani tabii, orada o egemen, ayrı. Egemen galiba o arkadaşı evet. konuşan. Egemen isminde. Öyle ol, öyle ol, 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 Egemen olabilir. olması lazım. Ne var kardeşim hani falan diyor. diyor hani kötü de. bir şey mi diyor? Kötü bir şey değil. Kötü bir şey tabii ki değil bu. Ama bazen bazı yerlerde de bazı doğrular olması gerekiyor. Oradaki o ortama uyum sağlamak için, orayı daha fazla tanımak için. Yani Messi Neymar'la, Suarez'de ya da diğerleriyle işte Iniesta ile daha fazla vakit geçirip geleceğe dair hedefler yaparken, hedefler ortaya koyarken onu daha fazla benimsemek için aslında kastettiğimiz şey. Ama siz daha fazla kapalı devre vakit geçirdiğiniz zaman ne oldu en son? Barcelona Camp Nou yıkılım aşamasındayken orada bir videosunda konuşuyor Arda Turan diyor ki en büyük hayalim bir gün burada teknik direktör olmak diyor. Evet ama onun için İspanyolca gelişimi şart mesela. oradaki kültürü daha fazla bilmek şart. Daha fazla yaşamak şart. Peki eleştiriyor. Bu arada Arda Turan da eleştirici alınmaz. Tabii. Çok da güzel herkes eleştirmiş aslında onu videonun içerisinde. Öyle. Yani belgeselde. Yani bütün hani kim ne der falan diye hiç zorlu olmuş. Herkes uzak tanımış yani onu söyleyeyim. İyi, doğru, gerçek kavramlarını dile getirmek lazım. Çünkü bunu çok dile getiririm ama bizim dijital medyanın diline pelensek olmuş durumda. Hala herkes yazıyor. Doğru tektir. Doğru bir tane değildir kardeşim. Gerçek bir tanedir. Evet. Doğru yanlış kişiden kişiye değişir. Doğru. Olaya göre, yaklaşıma göre değişir değiştir. Bak bu arada her iyi doğru değildir, her doğru da iyi değildir Güzel. olayın yaklaşımında. Bak bu ikili ilişkiniz için de geçerlidir. Evladınızla olan, kardeşinizle olan ilişki içindeki her iyilik yaptığını düşündüğün şeyde doğruyu yapıyor değilsindir. Her doğruyu yaptığını düşündüğün şeyde de iyilik yapmıyor olabilirsin. Buradaki tam da o, ya yani ne var biz orada, bu iyi geliyordu bize. Ama işte sana iyi gelmesi özünde doğru olduğu anlamına gelmiyor. Zaten o yüzden oradaki sarsılmaları yaşadın. Bugün hala Atletico Madrid'in en büyük efsanelerinden biri. Doğru. Arda Turan. Hala öyle her şeye rağmen öyle. Yine çağrıldı, plaketi verildi. Bu yaklaşımları bakış açılarına rağmen yapıldı ama şimdi bunları buradan düzeltip başka bir şeyler yapma borcu da var bence futbola. Ve bence bunun farkında ve farkında da olmak gerekiyor. Çünkü uluslararası figür anlamında belki de futbolumuzun bir numarası oldu. Nihat Kahveci de diyebilirsiniz, bence Tugay Kerim Kerimoğlu da diyebilirsiniz, anlarım. Ama hayalim Camp Nou'da bu takımı çalıştırmak diyen Arda Turan'ın o hataları da bence hala bazılarının yansımaları olan aslan Hanım'ın da söylediği o hataları da sıfırlayıp onu yapabileceğini umut ediyorum. Beklentim bu. Ben zamanında Galatasaray'daki sorunlar yaşadığında tweet atmıştım galiba. Arda Turan'a açık mektup git diye. Gitmelisin. Hı. Çok beklenti var diye. Gitmişti. Şimdi de bunları yapabileceğini zaten hedef koymuş durumda. Umarım yapar. Belgesel anlamında buradan geldik ama birçok futbolcu adayı arkadaşımız var. Altyapılarda oynayan, sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız var. Bütün bu olanların görülmesi açısından da nasıl yaklaşıp nasıl yaklaşmamak gerektiği açısından bu belgeseller çok önemli. Kesin. Çünkü ya bak yaklaşım olarak eleştirebilirsiniz. Bunun konuşulmasını bile istemiyor olabilirsiniz. Ama hayat yaşananlardan alınan dersler üzerine kurgulanması gereken de bir gerçektir. Çünkü hatalar tekrarlandığı zaman bir şablon oluşturuyor. O şablonun içine girmemek lazım. Belgeselle ilgili aynı zamanda Arda Turan'la ilgili de bir de ciddi anlamda pozitif olduğunu düşündüğüm bir şeyi paylaşayım. Belgeselde altyazıda yazdığımız gibi yıldızlar geçidi vardı. <laughs> Pike belgeselde, Simeone belgeselde <laughs> konuşuyor. Neymar belgeselde konuşuyor, Iniesta konuşuyor. Bu çok değerli bana göre. Uluslararası anlamda o isimlerle, rakit hiç aynı şekilde, o isimlerle diyaloğunu devam ettirmesen ulaşamazsın bile, konuşturamazsın tabii, da. Tabii. Bunu da herkes başaramaz kolay kolay. Onlarla diyaloglarını daima devam ettirmesi ve onların belgeselde yer almasını çok değerli buluyorum. Uluslararası alanda bir markamızdır. Bu marka değerini düşürmeden tam aksini yükselterek devam etmesi benim en büyük dileğim Arda Turan'la ilgili bir kez daha emeği geçenlerin eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. En başta da Okan Can Yantır'ı tebrik ederim. Okan Can Yantır'ın da burada tabii o iletişimleri kurması çok çok değerli. Luis Enrique de olsa güzel olurdu ama bunun bilgisini aldığım için söylüyorum. Aile problem ailesel problemler nedeniyle de dahil olamamış. Neden Luis Enrique'nin altına çizdim? Çünkü Arda'nın onu örnek aldığını çok değer veriyor Arda. Çok değer veriyor. Simeone Luis Enrique ve Fatih Terim miksi yapma hayali var kendisiyle ilgili teknik direktörlük anlamında. Ama o dil konusu bence çok 100'de altı 100'de. çizilmesi gereken bir başlıktı. Aynı fikirdeyim. En iyi formalar. En iyi formalar. Bu sezon en iyi formaları hemen ekrana getirelim. Ee, Erbatur Ergenekon hangi forma en güzel sence? Sen buyur yorumla. Manchester United. Ortamızda geçelim mi? Hızlı hızlı geçeriz ee, evet ortamızda. Napoli'yi çok beğendim. Ne diyorsun Veli? Napoli renkleri güzel zaten ya. Napoli'nin bu rengi günlük hayatta da çok rahat bir şekilde kullanabileceğin tarzda bir tişört kıvamında. Bu bilmiyorum. Senin biraz... beğendi mi formasını? Yani bana düz geldi biraz açıkçası. Liverpool siyah Liverpool siyah forması. Ben bunu beğendim. Ben yakalı forma. Forma dediğin yakalı olacak. Bir de ya. Bu direkt günlük giyebileceğin tarzda. Yani biraz moda programına girecek gibi olacağız ama. Olacak. Yani bol pantolon üzeri. Ondan sonra ne bileyim? Short üzeri, kot pantolon üzeri. Her türlü giyebilirsin bunu. Ben bu seriyi çok beğendim ya. Bu e, şimdi Kenan'ın üzerinde de çok iyi duruyor ama şimdi devam edelim. Bir de Kenan kardeşimiz yakışıklı olunca daha başa gösteriyor yani. 10 numara da hayırlı olsun. Mesela hayırlı olsun. ben bu Bayern Münih'in bu versiyonun evet. açık rengine bayıldım. Ya yakalı formanın hastasıyım. Kesinlikle yani. aynı diyeyim. Yakalı forma güzel. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bu da Real Madrid. Bu seri dediğim bu işte. O yakalı bu retro nostaljik hava, yaka inanılmaz bir hava katıyor. Real Madrid alternatif formaları hep güzel oluyor bu arada yani. Onu evet söyleyeyim. Ajax'ın klasik bir Klasikli ama, ama gene de düğme kattılar. Şey geldi. Bursa da 96-97 Evet Ajax örneği gibi böyle ortası Öyleydi. yeşil olan çok güzel forması vardı. Arsenal'ın forması hoşuma gitti. Beşiktaş'ın beyaz formasının versiyonu. Güzel forma gitti evet. Yeşil kırmızı. Var mı olmuş. başka? Barcelona'nın bu ha. gene nostaljik hali. Evet. Güzel Benim oldu. Dün Liverpool'un sahaya çıktığı forma da güzel. O güzel. Forması. O da biraz nostaljik. O da, güzel. o da farklı bir havası var. Bitti mi? Bitti. O da Manchester United. Bu da yakalı zaten. O zaman şöyle bitirelim abi, bu Tur. Çok güzel bir gol vardı dün. Fiorentina'da Biragi attı. Bir abi. Muazzam bir gol. Ekranı bir getirelim. Biraghi'nin attığı o free kick golü. Muhteşem bir goldü gerçekten. Şimdi bir kez daha ekranı gelecek. Sol ayak. Sağ çaprazdan. Uzak köşeye. Sert vuruşlar. Bu forma da güzel. Fiorentina'nın rengi hep güzel zaten. Ya. Mor menekşe. Evet. Çok güzel gol. Biragi'nin golü. Parma 1, Fiorentina 1 şeklinde sona erdi mücadele. Genoa 2, Inter 2. Milan 2, Torino 2. Inter 2-1 öne geçti ama son dakikada Genoa geri dönmeyi başardı. Milan 2-0 yenik duruma düştü Torino karşısında. Geri döndüler. 2-2 bitti mücadele. E, Serie A'da da iki Milano ekibi galip gelemedi ilk hafta müsabakalarında. Ve Almanya'da Süper Kupayı Bayer Leverkusen kazandı. Xabi Alonso'nun takımı yine kupayla başladı sezonu. Almanya'da bakalım bu sezon nasıl olacak diyelim ve artık bitiriyoruz. Erbatur. Ağzına sağlık. Beyim. Ağzına sağlık senin de. İlk hafta. Hayır. Hayırlısı. Bitirdik. Önümüzdeki hafta daha doğrusu bundan sonraki haftalarda şampiyonlar başlaması ile birlikte daha farklı şampiyonlar içeriklerimiz olacak. Olacak. Oefa'dan gelecek içeriklerle birlikte daha güzel görseller, videolarla yine sizleri buluşturacağız aynı zamanda diyelim. Ertuğrul Ergenekon'un bir kez daha ağzına Sevim sağlık. Ederim. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için gelecek hafta görüşmek üzere. Mutlu pazarlar, hoşçakalın.